Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki odak programımızda ABD'deki Senato baskınını ve gelen tepkileri mercek altına alacağız. Konuğumuz da Demokrasileri Savunma Vakfı Türkiye Programı Direktörü Aykan Erdemir olacak. Odak başlıyor. Shall be deemed a sufficient declaration. ABD'deki Senato baskınını ve gelen tepkileri Demokrasileri Savunma Vakfı Türkiye Programı Direktörü Aykan Erdemir değerlendirecek dedik. Konuğumuz Skype hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Demokrasileri Savunma Vakfı demişken ABD Başkanı Donald Trump nasıl göreve geldi ve nasıl gitmek istiyor aslında? Aslında pek çok popülist ya da otoriter liderin kaderini paylaşıyor. Sandıkta kaybetmesine rağmen demokrasi dışı yollarla bir anlamda iktidarına tutunmak istiyor. Elbette Türkiye'li izleyicilerimiz için hiç yabancı gelen sahneler değil bunlar. Fakat Amerika Birleşik Devletleri gibi demokrasinin beşiği olmayla övünen ülkelerden biri için bu son derece utandırıcı, son derece şoke edici bir gelişme ve son 24 saat içinde de gerçekten Amerika'nın önemli bir travmayı yaşamakta olduğuna tanık oluyoruz. Peki bunun bir bedeli olacak mı Trump için? Çeşitli senaryolar var, hakkında dava açılacağı, azledileceği gibi. Nedir son durum? Dün bu olaylar yaşanırken bizzat iktidara yakın çevrelerden 25. madde, anayasanın 25. ek maddesini kullanarak başkan yardımcısı Pence'in Trump'ın azil yolunun önünü açmasını talep edenler oldu. Ben bu görevden almanın gerek takvim gereği, çünkü Trump'ın 12-13 günü kaldı görevinde, gerek takvim gereği mümkün olmadığını düşünüyorum. Gerekse Biden'ın hükümeti tarafından tercih edilen bir yöntem olmayacağını öngörüyorum. Bence asıl süreç Trump'ın başkanlık süreci bittikten sonra başlayacak. Yani 20 Ocak sonrası gerek Trump'a yönelik, gerek Trump'ın yakın çevresine yönelik çeşitli yargı mekanizmalarının devreye girmesini bekliyorum. Bunların çerçevesinde yargıya müdahale olabilir, başka usulsüzlükler olabilir, vergi usulsüzlükleri olabilir. Dolayısıyla büyük ihtimalle Amerika'daki yerleşik siyaset sistemi Trump ve Trumpizmle hukuk yoluyla mücadele edecektir. Şu an için bir görevden almanın çok öngörülebilir bir gelişme olacağını zannetmiyorum. Tüm bunları belki de Trump da öngörüyor. Bu yüzden mi acaba görevi devredeceğim sessizce diye bir açıklaması da oldu. Çünkü görevi devredip devretmeyeceği de tartışma konusuydu. Bu açıklamayı neye binaen yaptı dersiniz? Bu gerçekten çok önemli bir soru. Çünkü Trump nasıl oldu da Amerika'da Perşembe gününün erken saatlerinde başkanlık el değiştirme sürecinin sorunsuz yaşanacağına ilişkin yarım ağızda da olsa bir açıklama yaptı. Şimdi Türkiye'den biz şuna alışığız. Hani Erdoğan her nerede duruyorsa arkasındaki ekip bütünüyle o pozisyon alıyor. Ve Erdoğan her gün pozisyon değiştirse de peşinden gelenler de aynı şekilde pozisyon değiştiriyorlar. Fakat dün itibariyle, yani 6 Ocak itibariyle biz Amerika'da çok farklı bir süreç yaşadık. Çünkü Cumhuriyetçi Parti'nin zaten bir kanadı, yani daha merkez sağ kanadı, çok uzun zaman önce, daha 2016 seçimlerinde Trump'tan kopmuş ve hatta Trump'a karşı mücadele etmişlerdi.
Fakat dün itibariyle biz Trump'a yakın çevrede de önemli kırılmalar, kopmalar gördük. Hemen bir iki örnek vereyim. Öncelikle Kongre'de bu seçimin resmiyet kazanması sürecinde itiraz eden senatör ve temsilciler meclisi üyelerinin sayısı hızla düştü. Ve son oylamada yalnızca 6 senatörün red oyu verdiğini gördük ve 121 temsilciler meclisi üyesinin red oyu verdiğini gördük. Buradan Sayın şunu Aydemir, görüyoruz. Burada bir virgül koyayım. ABD'deki demokrasiyi konuşurken sizin de takip ettiğiniz gibi Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rektör atadı. Öğrenciler ve akademisyenler bunu protesto etti. Öğrencilerin evleri sabaha karşı uzun namlulu silahlarla basıldı ve öğrenciler gözaltına alındı. İki gün önce bu olaydan sonra bugün öğrenciler Çağlayan Adliyesi'ne çıkarıldı. Şimdi serbest bırakılan öğrenciler Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapıyor. Kısaca onu getirelim ekranlarımıza, daha sonra devam edelim. Ertesi sabah şafak operasyonuyla özel harekatlarla gözaltına alındık. Aile evlerimizden, anne babamız yerlere yatırılarak, tepemize silah tutularak gözaltına alındık. Ve içeride de gerek ters kelepçe olsun, gerek çıplak arama olsun işkenceye maruz kaldık. Bunlara karşı bizi korkutacaklarını zannediyorlarsa hayır, korkmayacağız. Yarın tekrar, öbürsü gün tekrar kayyum rektöre karşı sesimizi çıkartacağız. Bizi bölmeye çalışıyorlar. Bizim hakkımızda duyduk okuduk provokatörler diyorlar. Başka şeyler söylüyorlar. Biz burada üniversite öğrencileri olarak gerek Boğaziçi Üniversitesi'nden olsun, gerek İstanbul, Mimar Sinan, Marmara, nereden varsa herkes hep beraber bütün üniversitelerde, bütün kayyumlara, bütün belediyeler kayyumlara ses çıkartıyoruz. Sessiz kalmıyoruz. Mücadelemiz devam edecek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yaşasın öğrenci dayanışması. Yaşasın öğrenci dayanışması. Yaşasın öğrenci dayanışması. Yaşasın öğrenci dayanışması. Şimdi hukuki süreci, arkadaşlarımızın yaşadıklarını Bayrampaşa Hastanesi'nde ve buralarda yaşadıklarını aktarması için avukat aramızda Abdullah Fişeroğlu. Ona söz vermek istiyoruz. Şuraya mı basıyorum? Hiçbir yere basmıyorum. Merhaba arkadaşlar. Salı günü 24 tane arkadaşımız şafak operasyonlarıyla gözaltına alındı. Kimisi evinde bulunamadı, daha sonra getirildi. Kimisi evlerinden, kapıları kırılmak suretiyle evlerinden alındılar. Aslında böyle bir suçta asla ve asla uygulanabilen yöntemlerden biri değil bu. Ancak protestoların büyümesi ve süreç bizi bugün bu hale getirdi. İlk gözaltıların neredeyse tamamında çıplak arama ve cinsel taciz, kötü muamele, insanlık onuruyla bağdaşmayan davranışlar mevcut. Sağlık kontrolüne gittiğinde bunu sağlık raporuna yazmayan doktorlar, gözaltında onları döven, tehdit eden polisler, özellikle LGBT bireylere yönelik cinsel bir nefret, bunların tamamı bu dosyada mevcut. Birçok arkadaşımız, yaklaşık 21 tanesi bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki tanesinin şu an sulh ceza hakiminin önünde. Sulh ceza hakiminin savcının verdiği karardan çok farklı bir karar vereceğini düşünmüyorum ama dilerim ben yanılırım. Bugün arkadaşlarımız gözaltından adliyeye getirilirken sağlık kontrolünde korkunç bir muameleye maruz kalmışlar. Birkaç tanesinin dudağında patlak, çoğunun dizinde kanama var. Hala bunlar mevcut. Ancak Türk Tabipler Birliği'ne bağlı çalışan bu doktorlar dahil bunları rapor etmekten imtina ediyor. Biz gerekse bugün, gerekse yarın diğer arkadaşlarımızın da yanında olacağız. Umarım bu dayanışmayı hep birlikte büyütebiliriz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu an tutuklamaya sevk edilen arkadaşlarla ilgili de açıklama yaparsanız, iki kişi. Tutuklamaya sevk edilen arkadaşlardan biri Harun Savgat, Yıldız ismini kullanıyor. Trans bir birey. Diğer arkadaşımız Azat Paksoy. İkisinin dosyasında da aslında hiçbir şey yok ama geçmişe yönelik bir sosyal medya araştırması var. Bu sosyal medya araştırmasına dayanarak savcılık bir tutuklama talep etmiş. Birkaç saat boyunca tutuklama talebi vermek için
adeta bekledi. Neyi beklediğini hiçbirimiz anlayamadık. Adli kontrol kararı yaklaşık saat 5 gibi verildi ama görebiliyorsunuz daha yeni çıkabildik adliyeden. Hukuksuzluklar diz boyu. İlk günkü arkadaşlarımıza uygulanan muamelenin sosyal medyada müthiş bir destek almasıyla, yani o tepki büyümesiyle ikinci gözaltılar daha sağlıklı geçti diyebilirim. Arkadaşlarımızın hepsinin morali yerinde, hepsinin karakol ifadeleri tamamlandı. Yarın savcılığa sevklerini bekliyoruz. Yarınki dosyalardan herhangi bir tutuklama, yani bugünkünde de beklemiyorduk açıkçası ama yarınkinde de beklemiyoruz. Dayanışmanız için çok çok teşekkür ediyoruz. Yarın da arkadaşlarınızın yanında olmanız, buralarda olmanız, burada değilse bulunduğunuz yerden onlara destek vermeniz bu soruşturmanın her aşamasında çok önemli. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için hepinizi selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Gözaltılar! Tutuklamalar! Baskılar bizi yıldıramaz! Gözaltılar! Tutuklamalar! Baskılar bizi yıldıramaz! Arkadaşlar, Boğaziçi'nde Boğaziçi eylemlerine katıldığı için gözaltına alınan arkadaşlarımızın hepsine hukuksuzluk yapıldı. Bugün Boğaziçi'ne atanan kayyum da hukuksuzdur. Diğer üniversitelerimize atanan kayyumlar da hukuksuzdur. Bir bütün hukuksuzluklar içerisindeyiz. Dolayısıyla bizler üniversite öğrencileri olarak Boğaziçi'nin kayyumuna da, üniversitelerimizdeki kayyumlara da isyan etmeye, itiraz etmeye ve bunun karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz. 37 arkadaşımız gözaltındaydı. Sabah 4 arkadaşımız daha sokaktan gözaltına alındılar. Yarın arkadaşlarımız adliyeye tekrardan çıkartılacaklar. İkinci operasyonda gözaltına alınan arkadaşlarımız. Onlar için de burada olacağız. Üniversiteleri savunmaya da devam edeceğiz. Üniversiteyi savunmanın suç olmadığını söylemeye de, bunun için mücadele etmeye de devam edeceğiz. Yarın yine herkesi buraya, arkadaşlarımızı sahiplenmeye, LGBT artı bayrağını sahiplenmeye, yıldızı, diğer arkadaşlarımızı, üniversiteleri sahiplenmeye çağırıyoruz. Dayanışmadan dolayı her birinize teşekkür ediyoruz. Bize gücünüz yetmez, biz geleceğiz. Bize gücünüz yetmez, biz geleceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atadığı öğrenciler Melih Bulu'yu protesto etti, eylemler düzenledi. Salı sabahı şafak baskınıyla 24 öğrenci evleri basılarak protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Bugün o öğrenciler Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Bir öğrenci direkt serbest bırakıldı. 21 öğrenci adli kontrol şartıyla salıverildi. 2 öğrenci sulh ceza hakimliğinin karşısında ve tutuklama talebiyle sevk edilmişlerdi. Hala onlardan kesin bir haber gelmedi. Gözaltındaki öğrencilerin bedenlerinde işkence izleri olduğu açıklandı. Ters kelepçe yapıldı, çıplak arama vardı, cinsel tacizde bulunuldu polis tarafından. Açıklamalara göre kayyım rektöre ses çıkarmaya devam edeceğiz. Bizi korkutamayacaklar bu operasyonlarla dedi öğrenciler. Ayrıca ikinci bir operasyon daha yapılmıştı. Bu ikinci operasyonda gözaltına alınanlar da yarın Çağlayan Adliyesi'ne getirilecek. Öğrenciler bu arkadaşları için de çağrı yaptılar. Dayanışmanızı bekliyoruz dediler. Kayyım da hukuksuzdur, gözaltı da hukuksuzdur, korkmayacağız diye açıklamalarını bitirdiler. Biz de size Türkiye'den demokrasi manzaraları sunmuş olduk. ABD'deki demokrasi manzarasıyla devam edelim. Ezo Hanım, izin verirseniz öncelikle ben de üniversitelere ve arkadaşlarına sahip çıkan
bu genç arkadaşları selamlamak istiyorum. Elbette. Gerçekten de Türkiye'de halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atayan ve o belediyeleri daha sonra soyup soğana çeviren bir iktidara üniversitelere de kayyum atamak yakışırdı. Hatta öyle bir kayyum atadılar ki akademik hırsızlık yani intihal suçlamalarının son derece somut olduğu. Yani hem yüksek lisans hem doktora tezinde hem de daha sonraki yayınlarında akademik hırsızlık yaptığı, intihal yaptığı tespit edilen bir kişinin de kayyum atanmış olması bence son derece uygundur. Çünkü belediyelere atanan kayyumlarında biz benzeri yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kaldığını görmüştük. Hani burada iktidar açısından, AKP iktidar açısından son derece tutarlı, hani organize bir yolsuzluk ve irade gaspı söz konusu. Bu anlamda da direnen gençlere gerçekten hem teşekkürler hem selamlar iletmek istiyorum buradan. Çok sağ olun. Temsilciler Meclisi ve Senato'daki son durumdan bahsediyorduk. Joe Biden'la Donald Trump arasındaki. Evet, şunu vurgulamak istiyordum. Dün itibariyle Trump'ın kendi yakın çevresinde de yalnızlaşmaya başladığını görüyoruz. Bu gerçekten önemli bir süreç çünkü Türkiye'dekine de büyük bir tezat oluşturuyor. Yani Erdoğan'ın her emrini sonuna kadar takip eden emir erlerinin aksine biz dün başkan yardımcısı Pence'in bile yakın çevresine eleştirel görüşler ifade ettiğini gördük. Senato'daki toplantıda süreci son derece hızlı tamamlayarak Biden'ın başkanlığını tescil ettiğini gördük. Bu arada Beyaz Saray'dan önemli istifalar geldiğini gördük dün. Ulusal Güvenlik Kurulu'nun Çin'den sorumlu üyesinin istifası, Melania Trump'ın özel kalem müdürünün istifası, Beyaz Saray basın danışman yardımcısının istifası. Bunlar Türkiye'de artık unutulan istifa müessesesi açısından hani önemli gelişmelerdir. Şunu da vurgulayalım ki aynı zamanda merkez sağ medyada hatta iş çevrelerinin örgütlerinde de Trump'a yönelik ağır eleştiriler vardı. Yalnızca dün yaşanan olaylar kınanmakla kalmadı. Aynı zamanda bir iş örgütü, Ulusal Üreticiler Birliği Trump'ın anayasanın ek 25. maddesi çerçevesinde görevden alınması gerektiğini ifade ettiler. Bunlar tabii şunu gösteriyor ki kurum ve kuralların halen ayakta olduğu Amerika'da önemli bir direniş yaşanıyor. Yani Trump her ne kadar sokakları aşırı sağ popülistleri devreye sokarak kongre üzerinde demokrasi üzerine baskı kurmaya çalışırsa gerek kendi partisinden gerek kurumlardan önemli bir direnişle karşı karşıya kalıyor. Yine az önce gösterdiğiniz öğrenci arkadaşların dava süreçlerinde pek alışık olmadığımız bir durum Amerika'da yaşandı. O da şu, Trump'ın açtığı 62 davanın 61'i aleyhine sonuçlandı. Ki bu davaların çok önemli bir bölümünde de hakimler ya Trump ya da daha önceki cumhuriyetçi başkanlar tarafından atanmış hakimlerdi. Fakat emir eri olmayı reddedip hakimlik onurunu ayaklar altına aldırmayan hakimlerdi ve bu da gösteriyor ki özel kurumlar, bağımsız kurumlar ve onların direnişi demokrasilerin hayatta kalması için son derece önemli. Yani ABD'deki yargı henüz Türkiye gibi siyasallaşmamış. Şöyle diyelim, siyasal yönleri olsa da halen hakimler, savcılar meslek onuruyla hareket ediyorlar ve bugüne kadar da çok net bir tavır gösterdiler. Evet. Şimdi bu Senato baskınına, 4 kişinin hayatını kaybettiği Senato baskınına dünyadan tepkiler geldi. Demokrasinin sonucunu kabul edin. Seçimler demokratik bir işlemdir. Bunun sonucunu da kabul edin. Buna göre hareket edin diye çağrılar vardı. Neredeyse dünyanın dört bir yanından. Ancak bu baskının daha ilk saatlerinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Tarafları itidalli olmaya çağırdı. Taraflar kimdi? Hemen şunu açıklayalım. Dün bu baskını yapan kesime baktığımızda içlerinde aşırı sağ, faşist, siyah karşıtı, antisemit, azınlık karşıtı kesimler olduğunu görüyoruz. Komplo teorilerinin en büyük savunucuları olduğunu görüyoruz. Hani dolayısıyla Türkiye burada bir eşit mesafede durmaya çalışıyorsa bir yanda tüm Demokrat Parti ve hatta Cumhuriyetçi Parti'nin de aklı selim kesimlerinin olduğu, hatta başkan yardımcısının bile son noktada dahil olduğu bir büyük çoğunluk var.
Karşısında da hemen hemen sağdan sola tüm Amerikan kamuoyunun kınadığı aşırı sağcı, Nazi sempatizanı, faşizan, antisemit, azınlık ve siyah düşmanı bir aşırılıkçı grubu. Irkçı grup var. Almanya'da Dazlaklar adı da verilen bir grup var. Şimdi bu noktada Erdoğan hükümetinin tabii bu faşizan güruha sahip çıkması eşit mesafede durduğunu ifade etmesi şaşırtıcı olmadı. Aslında kendilerine belki yakışan da buydu. Fakat burada daha ilginci şu, ben iktidara yakın kalemlerin, Türkiye'de iktidara yakın kalemlerin dün biraz bocaladığını gördüm. Çünkü Amerika'da yaşanan sürece ilişkin yorum yaparken aslında Erdoğan'ın ve Erdoğan'ın bulunduğu konumun sıkıntısını da ifşa eden çeşitli paylaşımlarda bulundular. Örneğin Hilal Kaplan'ın benzeri paylaşımları vardı. Hani bunun benzerinin ileride Türkiye'de de yaşanabileceği ve dikkatli olmak gerektiğini söylüyordu. Burada bir benzeri derken şunu demek istiyordu. Yani ileride Erdoğan da bir seçim kaybedebilir. Yine sokağın gücünü kullanarak kaybettiği seçimi sokakta tersine çevirmeye çalışabilir. Ve dünya kamuoyundan da bu tarz baskı gelebilir anlamında bir uyarıda bulunuyordu. Bu çok ilginç bir itiraf aslında. Bu gösteriyor ki AKP iktidarı aslında çok çürük bir zeminde ve 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi yaklaşan genel seçimlerde de kaybedeceklerini anlamış durumdalar. Ve demokrasi dışı yöntemlere başvurmak konusunda da tıpkı 2019'da olduğu gibi kararlı olduklarını görüyoruz. Bu noktada da Türkiye'nin aslında tüm siyasi partileriyle, tüm muhalefetiyle çok hazırlıklı olması ve işte 6 Ocak Washington'da yaşanan gelişmelerden ders çıkarması gerekiyor diye düşünüyorum. Neden yaklaşan seçimler dediniz? 2023'te yapılmayacağını mı öngörüyorsunuz? Şöyle söyleyelim, hani bir yandan Erdoğan'ın kendi süresini kısaltmak istemeyeceğini biliyoruz ve dolayısıyla da mümkün olan son güne kadar bu koltuğu boşaltmak istemeyecektir. Ama aynı zamanda da Türkiye'nin bir ekonomik gerçekliği var. Şunu biliyoruz ki siyasetçiler için evdeki hesap çarşıya uymaz ve koltuğu bırakmamakta kararlı pek çok Türkiye'li siyasetçi daha önce ekonomik krizler sonrası İşte o koltuğu bırakmak, erken seçime gitmek zorunda kalmışlardı. Bu ihtimali de göz ardı etmek istemiyorum. Türkiye'den gelen açıklamaları bir nebze AKP sözcüsü Ömer Çelik toparlamaya çalıştı. Onun açıklamasında şu çok dikkat çekiyor. Demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz diyor. Siz de biraz önce Boğaziçi Üniversitesi'nden yola çıkarak belediyelere atanan kayyımlara dikkat çektiniz. Türkiye'de demokrasinin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunmayan bir iktidar başka bir ülkede neden bunu istiyor sizce? Aslında Türkiye'den yani özellikle iktidar çevrelerinden gelen açıklamalara ilişkin teknik bir terim var. Trolleme deniyor buna dünya literatüründe. Yani adeta Twitter'da işte dalga geçerek, taciz ederek meşru aktörleri rahatsız eden troller gibi Türkiye'de de resmi yetkililerin hatta Dışişleri Bakanlığı'nın yani trolleme üzerinden diplomasi yürüttüğüne tanık olmaktayız. Tabii bu gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ki inişli çıkışlı çok dönem yaşandı ama sanırım böyle bir dönem hiç yaşanmamıştı. Yani kurumların ciddiyetinin, devlet ciddiyetinin bu derece ayaklar altına alındığı, Türkiye'de iktidarın Amerika'daki bir avuç aşırı sağcı, neo-nazi, ırkçıyla yan yana pozisyon alan bir konuma geldiğine hiç tanık olmamıştık. Resmi iletişim kanallarının bu tarz trolleme açıklamaları için kullanıldığına tanık olmamıştık. Bunlar gerçekten Türkiye tarihi açısından üzücü dönemler. Ama Amerika'ya da baktığımızda şunu görüyoruz. İşte Trump'a destek olan bu aşırı sağcı popülist kitle her nasıl Amerika'nın dünyadaki itibarına zarar veriyor, kurumları erozyona uğratıyor ve demokrasinin altını oyuyorsa Türkiye'de de aslında çok benzer süreçler yaşamaktayız. Biraz önce söylediniz ama son sözleriniz olarak tekrar açmanızı isteyeceğim sizden. Şimdi demokrasilerde sandıkla geliyor, sandıkla gidiyor yöneticiler dedik ama kimi zaman bu mümkün olmuyor. Şimdi bu sandıkla gitmeyecek olan yöneticiler için
diktatörler, despotlar, adına her ne diyeceksek. Bunlara karşı kimlerin uyanık olması gerekir, neler yapılması gerekir? Mesela Trump'a ertesi gün koltuğu devredeceğim dedirten güç, mesela Türkiye'de bu nasıl işletilir sizce? Bu gerçekten çok önemli bir soru. Çünkü bütün kutuplaşmaya, bütün polarizasyona rağmen Amerikan siyasetine baktığımızda öncelikle kurumların ama daha sonra daha da önemlisi kişilerin dik durduğuna tanık olduk. İşte hakimler örneğini vermiştim. Kongredeki bazı cumhuriyetçi üyelerin örneğini vermiştim. Basının örneğini vermiştim ve iş dünyasına ilişkin örgütlerin örneğini vermiştim. Demek ki insanların dik durması, kurumların dik durması, partiler üstü bir pozisyonda demokrasiye, hukuka sahip çıkması son derece önemli. Ne yazık ki biz Türkiye'de tabii buna tanık olamadık. Öncelikle siyaset kurumu iflas etti. Adeta herkes Erdoğan'ın emir eri haline geldi. Daha sonra Türkiye'de basın susturuldu. Basındaki kalemlerin adeta bir yandaş kalemşöre döndüğüne tanık olduk. Yargı güdümlü yargı haline geldi. İş dünyasına ilişkin kurumların korkak ve sessiz kaldığına, sindiklerine tanık olduk. İşte bunlar Türkiye açısından gerçekten üzücü bir tabloya işaret ediyor. Ama aynı zamanda şunu da söyleyelim. Ben Türkiye'li seçmenlerin Amerikalı seçmenlere kıyasla çok daha hazırlıklı ve direngen olduğuna inanıyorum. 2019 yerel seçimlerinde nasıl partiler üstü bir ittifakla sandığa ve oylara sahip çıkıldığını gördük. Nasıl Erdoğan bir hile ile seçimi yenilemeye karar verdiğinde dört elle bu yeni seçim sürecine sarılıp Erdoğan'a büyük bir hezimet yaşattıklarını gördük. İşte bu süreç devam ederse ben inanıyorum ki Erdoğan'ın başkanlık ve meclis seçimlerine ilişkin hamleleri de boşa çıkarılacaktır. Bunun birinci önceliği gerçekten partiler üstü dayanışmanın sürdürülmesi ve burada en önemlisi de kriminalize edilmeye çalışılan, siyaset dışına itilmeye çalışılan HDP'ye tüm diğer muhalefet partilerinin sahip çıkması önemli. İkincisi de sandığa, adaylara ve seçilmiş siyasetçilere tüm kamuoyunun istisnasız sahip çıkması. Yani hangi parti mensubu olup olmadığına bakmaksızın meşru yollarla seçmenin oylarına seçilmiş kişilerin İçişleri Bakanlığı marifetiyle görevden alınmasına, yerlerine kayyum atanmasına, onların cezaevine gönderilmesine hep beraber Türk, Kürt, Sünni, Alevi, laik, dindar, sağ, sol birlikte sahip çıkmamız gerek diye düşünüyorum. Sayın Aykan Erdemir, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum. Bugün Odak programında ABD Senatosu'na baskını ve gelen tepkileri mercek altına aldık. Konuğumuz da Demokrasileri Savunma Vakfı Türkiye Programı Direktörü Aykan Erdemir'di. Ama yayınımız içinde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektörü protesto eden öğrenciler bir şafak baskınıyla salı günü uzun namlulu silahlarla gözaltına alınmıştı. Bugün Çağlayan Adliyesi'ne çıkarıldılar. O öğrencilerden biri direkt, 21'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki öğrenci hala suç ceza hakimliğinde ifade veriyor. Tutuklama talebiyle sevk edildi savcılık tarafından. Gözaltından serbest bırakılan öğrenciler ters kelepçeye maruz kaldıklarını, çıplak arama yapıldığını ve cinsel tacize uğradıklarını açıkladılar. Gözaltının ardından kayyum rektöre ses çıkaracağız, korkmuyoruz. Kayyımlar da hukuksuz, gözaltılar da hukuksuz dediler. İyi akşamlar.